Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir kargom geldi. İnanın şimdi sizlerle birlikte açacağım. Bana da sürpriz olacak. Çünkü bu aralar yani ben de sizin gibi aslında satıcı olduğum kadar da hobiciyim. Alıyorum, devamlı alıyorum. Bazen aslında kendim bulabilirim, bitkiyi bulabilirim. Sabır edemiyorum. En azından bir örneğini alayım, sonra toplu bir şekilde alırım diyorum. Yani böyle bir de kafaya taktım mı o bitki bana gelecek illaki. Uykularım kaçıyor. Evet, tripodu biraz kaldırayım. Evet, muhtemelen bitkiler hiç zarar görmeden geldi. Öyle görünüyor. Hırpalanmamış çünkü. Bu bitkinin ismini unuttum. Bakıp yazarım. Böyle birazcık salmış kendini, susuz kalmış ama toparlar kendini. Sadece yeni köklere ihtiyacı var. Kökler kurumuş. Alt yaprakları muhtemelen dökülecektir. Çünkü bayağı bir yumuşamış. Hatırlarsanız daha önce Crispa tableti almıştım. Sizlerle birlikte açmıştım. O bitkiyi daha görür görmez dedim ki eyvah. Yani bu bitki gidebilir yani. Çünkü bizim iklimimize adapte olmamış olduğu belliydi. Daha görür görmez belliydi. Neyse bayağı alt kısmı da benimkilerde çürüdü. Yaprakları. Sonra sera içine aldım ben onu. Şu an gayet iyi ama arkadaşlar da görüyorum. Yani herkes sırayla kaybediyor koca koca bitkisini. Şöyle kübit aldım. Aslında vardı bende. Büyük olunca dayanamadım yine. Üretime alayım dedim. Benimkisi çünkü çok minik yani. 5,5'luğun ortasında. Muhtemelen satışa getiririm. Ama getirene kadar öyle bazı bitkileri de doymak da istiyorum. Gayet güzel. O ilk gösterdiğim bitki birazcık sıkıntılı. Yani sıkıntılı derken birazcık özel ilgiye ihtiyacı var. Onların ismini söyledim galiba. Kübit. Bu da arkadaşlar Gibi Flora. Bir sürü bitkinin annesi gibi düşünün. Yanlış hatırlamıyorsam Külübra, Afterglow yani çoğunlukla hibrit olanlar genelde bunun soyundan gelme. Şöyle. Gerçekten çok büyük bir
bitki oluyor. Öyle çok büyüyen türleri de ayrıca seviyorum. Şu tripodu da devirmezsem. Gördükçe hatırlıyorum bunu dağılmışım diye. İnanın şunu açarken bile neydi diye şu an düşünüyorum. Muhtemelen bunun ismini hatırlamayacağım ama. Karıştırmış olabilirim. Bu gibi flora olabilir. Hemen notlarıma bakmaya gideyim şimdi. Videoda söyleyeyim ne aldığımı. Rekman onu büyük görünce ona dedim ben ama bu da olabilir. Notlarıma baktım arkadaşlar. Biri gibi flora, biri kissing. Muhtemelen bu kissing ya. Yine tam emin olurum ben ama bakıyorum. Yani bu türlerle yeni tanışıyorum. Böyle fotoğraftan bazen yanıltıcı olabiliyor. Şu ilk gösterdiğim yapraklarında sorun var diyeyim. Diffractens. Şu. Onunla da yeni tanışıyorum. Bir tek kübiti daha önce baktım. Evet, muhtemelen bu kissing. Kissing'de çünkü çok belirgin biyeler olur. Da böyle. Bu kargoya toplam 760 lira ödedim. 45 lira da kargo ücreti ödedim arkadaşlar. Günlerde kargoların biri gidip biri geliyor. Bu arada şöyle bant da aldım. Bant çok çok harcıyorum. Elimden geldiğince arkadaşlar yani malzemeden kısmamaya çalışıyorum. Çoğu arkadaş artık elyaf bile kullanmıyor. O şekilde direkt kartonlayıp gönderiyor. Yani karımdan düşsün ama yeter ki bitkiler düzgün gitsin. O konuda hiçbir şekilde kısma yapmıyorum. Bantın da en kalitelisini almaya çalışıyorum. Burada açamadım. Bakayım bant da düzgün mü? Şöyle hemen krispatadan bahsetmişken unutmadan onu da göstereyim. Şöyle çok alt yaprakları çürüyerek gitti. Daha bakın hala bitkide sorun var yani. Alt yapraklarını atacak gibi duruyor. Biraz hassas, birdenbire çürüyebiliyor. Onun için sera içine aldım. Sera içine girince daha mutlu oldu. Yani bu türü alanlar biraz daha dikkat etsin. Eğer fark etmeseydim bitki komple giderdi. Aşağıdan doğru ilerlerdi. Hemen o yaprağı aldım ve seraya koydum. Şunda bile çok yumuşama var. Yani bu normal bir yumuşamadan bahsetmiyorum. Direkt çürüme ve zaten etli bir tür olduğu için onun çürüğü çok fazla sıvı yapıyor. Bitkiyi de öldürebilir. Öyle arkadaşlar, bugünlük de videom bu kadar olsun.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.